Gridbot paketinin yeni üyesi Gridbot Zero. Klasik, manuel ve gepli gridbotlardan sonra Gridbot Zero yani spotta ve viopta yükselen ve düşen trendlerde pozisyonsuz yani sıfır pozisyonla başlayan bir gridbot sunuyoruz şimdi de. Bu robotu Matrix IQ'da Gridbot paketine sahip olan herkes herhangi bir ek ödeme yapmadan kullanabilecek. Bu pozisyon açmadan başlayan bir grid bot çeşidi. Kullanıcıların pasif emirlerle grid stratejisini başlattığı ve yine grid bot gapte olduğu gibi gerçekleşen işlemlerden sonra yeni emirler girilirken isterlerse Arada boşluk bırakabilecekleri bir bot çeşidi GridBot Zero. Anlatıma geçmeden önce Matrix IQ ve Grid Trading video anlatım serisini en baştan dikkatle izlemenizi ve özellikle de 6. videoya ekstra dikkat etmenizi her zamanki gibi öneriyorum. Şimdi gelelim olayımıza. Grid Trading'e pozisyonsuz başlamak buradaki hedefimiz. Grid Botlar konusunda sizlerden gelen en yoğun talepler başlangıçta girdiği pozisyon miktarının olmamasıydı. Çünkü portföyü işgal etmesini ya da baştan bir pozisyonla başlamak istemiyordu kullanıcılar. Aslında biz bu tarz robotları daha sonra çıkmayı planlıyorduk fakat sıralamalarda bu talepleriniz etkili oldu. Gridbot Zero hem yükselen hem de düşen trendlerde kullanılabilen bir grid trading stratejisi. Dikkat edin nötr trendde kullanılmıyor. Çünkü nötr trend zaten pozisyonsuz başlıyor oluyor sıfır pozisyonla. Gridbot Zero aslında normalinde pozisyonla başlayanı da pozisyonsuz hale getirmiş oluyor. İşte burada amaç aslında alım yapmak istediğimiz alt fiyatlara fiyat geldikçe alım yapıp fiyat gevşemelerinde istenilen kadar yukarıdan tekrar satış yazıp kar etmeye çalışıyoruz. Veya düşen trendde mesela yükseldikçe yukarılardan yüksek fiyattan shortlayıp VIOP tarafında istenilen kadar grid aşağıdan tekrar alım yapıp kar yazmak istiyoruz. Biliyorsunuz klasik grid'de biz bir üst sınır ve alt sınır aralığında fiyatın dalgalanacağını düşünüyorduk. Bunu kolay olsun diye örneklerinde ne yapmıştık? Basit sayılar vermeye çalışmıştık ve araya sonra da ne yapıyoruz? Grid sayısı belirleniyordu. Bu zaten hem daha önceki klasik grid'de hem de Gridbot Zero'da ortak bir özellik. Fark tam olarak burada başlıyor. Normalde biz yükseliş trendinde yükselen trend klasik grid botta en alttakinden başlayarak yukarıya doğru gridlere al emri giriyorduk ve fiyatın üzerinde kalanlar bir birer üstüne sat sinyali olarak yer değiştiriyordu ve biz buradan başlangıçta bir pozisyon taşıyarak o al emirleri gerçekleştiği için olaya başlıyorduk. Temel fark burada başlıyor. Değişen adım burası. Gördüğünüz gibi başlangıçta hiçbir adım yok. 13'te bile burada al emri yok. Bakın aşağıda al emirlerimiz var. 13'te dahi al emri yok. Bunun temel sebebi en yakın gridde herhangi bir emir başlangıç için girmiyor. Grid bot 0. 0 0 demek ve yükselen trendde son fiyatın altındaki grid seviyelerine sadece alış emirleri gönderiyor mesela spot tarafta. Ve 0 pozisyonla işleme başlıyor. Gridler başlıyor. Burada sadece 3 tane alış emrimiz var. Siz kaç lot belirlediyseniz. Diğer grid çeşitlerinde olduğu gibi son fiyat üzerine denk gelen grid seviyelerinde başlangıçta herhangi bir şekilde pozisyona girmez yani. Hatta en yakın grid burada ne dedik? 13 olduğundan başlangıçta 13'e de al yazmaz. Fiyatın altında dahi olsa ama mesela 13.80 olsa Fiyat 14'e 14 gridine yakın olacağı için 13'e alım yazardı. Fiyat düşüp alış emirleri gerçekleştikçe belirlenen boşluk bırakılacak grid sayısı kadar yukarıya satış emirleri yerleştirilir. Normalde ayarını değiştirmezseniz klasik gibi davranır ve bir üst grid'e satışı girer. Yani 12'deki alışımız gerçekleşirse hemen bir üst grid olan 13'e sat emrimizi girecektir otomatik. Eğer tabi mesela 3 grid boşluk bırakırsak 12'deki alımız gerçekleştiğinde hemen 15'e 3 grid yukarıya burada sat emrini yazacaktır. Karı burada maksimize etmeye çalışıyoruz ama eğer boşluk bırakmak isterseniz. 11 tetiklendiğinde 14'e gibi ama eğer bu ayarı değiştirmezseniz bir olarak kalırsa da bir üst grid'e yazar normal grid'de olduğu gibi burada grid bot gap videosunu izlemeniz daha anlamlı olacaktır. Peki burada amaç ne demiştik alım yapmak istediğimiz alt fiyatlara geldikçe alım yapıp istediğimiz kadar yukarıya grid'in robotun tekrar yukarılara satışları hemen girmesi aldıkça ve buradan kar etmek istiyoruz. Fiyat peki hiç düşmezse hep bu 13.40'tan yukarıya doğru giderse, gevşemezse. 13.40'tan yukarıya doğru gittikçe arkasından al emrimimiz yavaşça 13'e, 14'e, 15'e fiyatı takip ederek yükselecektir. Ve tekrar bir geri çekilmede bu senaryoyu devam ettireceğiz. Geri çekilmelerde aşağılardan alıp yukarılara satmak isteyecek. Yani trader olacak sizin için. Grid bot burada. Hiç nefes almadan yükselirse ne olur? Yani bu aralık boyunca fiyatımız al 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 diye yeni emirler girerek takip eder. Üst sınırın yukarısına çıktığında da artık takip etmemeye başlar. Burada dilerseniz stop belirleyebilirsiniz yine üst stop, alt stoplarımız mevcut tıpkı diğer botlarda olduğu gibi. Yani tüm gridlerde olduğu gibi bu aralıkta dalgalandıkça kar yazarız fiyat hareketlerinden. Yeter ki dalgalansın yükselsin, düşsün, buralarda geçsin. Yatayda yine kar edeceğiz ama hiç pozisyonsuz olmamak kaydıyla birazcık gevşemesi lazım işlerin başlaması için. Çünkü bizim burada amacımız unutmayın aşağılardan alıp yukarılara yazmak hiç aşağı inmezse alışlarımız da tetiklenmeyecektir. Vadeli tarafta hem yatay piyasa hem de düşüş beklentisinden kar edilmek amaçlı da bir grid çalıştırıyorduk zaten biz. Benzer şekilde sadece fiyatın üstünde sat emirleri girer eğer grid bot Zero kullanırsanız. Böylece aşağıdaki emirler tetiklenmez ve pozisyonsuz başlarsınız. Hiçbir pozisyon oluşmaz. Sıfır pozisyon. Zero'nun anlamı da bu demiştik. Dikkat! Bu sefer ne olacak? Satlarımız 14'ten itibaren yukarıya doğru üst sınıra kadar devam ediyor. Neden 14'te var sat? Çünkü ilk grid 13'e daha yakın. 13.40 şu an fiyat ve dolayısıyla 14'e de sat koymuş. Buradaki senaryo şu. Biz burada düşüş trendinde olduğumuzu düşünüyoruz ve fiyat yükselişlerinin birer sat fırsatı olduğuna inanıyoruz. Fiyat ufak ufak yükseldikçe yukarılardan yüksek fiyattan shortlayıp istenilen kadar grid aşağıdan tekrar alış yapıp kar yazmak istiyoruz. Dediğim gibi başta hiçbir short pozisyon yok. Sadece emirler beklemekte. Burada shortladıkça aşağılara doğru emirler, ne yapılır? Yukarıya doğru shortladıkça aşağıya doğru al emirleri belirlenen aralıkta doldurulur. Düşerse de yeni short emirler fiyatı tekrar takip eder. 13'e, 12'ye, 11'e aralıktan dışarı çıkana kadar da takip etmeye devam eder alım yapmadan bekler. Dikkat edelim hiç geri gelmeden düşerse hiç pozisyona girmeden dışına çıkarsa kar ya da zarar yazmaz. Short pozisyon açmadığı için. Tabi yükselip tekrar düşerse kesinlikle kar edeceğiz. Bu aralıkta dalgalana dalgalana giderse yine kar edeceğimizi biliyoruz. Şimdi artık uygulama tarafına geçelim. Evet burada gördüğünüz gibi Gridlerle ilgili biz çok öncesinden testler yapıyoruz. Son testleri, kontrolleri canlı piyasada sizlerle paylaşmadan önce uzun zaman devam ettiriyoruz. Gridbot Zero'da da şu an konsantre olduğumuz testler başarıyla gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Daha önce de böyle Twitter'dan sizlerle paylaştıklarımı burada saklamaya çalışıyoruz ama diğerlerini kapatıyoruz. Bunlar gerçek parayla yapılan testler bu arada deneme ortamındaki değil ama şimdi deneme ortamına geçelim. Matrix IQ üzerinde bu testimizi yapalım sizlerle beraber. Deneme ortamından Matrix IQ'da bir tane Gridbot Zero gerçekleştireceğiz, yapacağız. İlk olarak aradaki farkı göstermek adına nereden aldığımızı da hatırlayalım. IQ Algo menüsünden strateji listesinde orada kurulu olanları bulabilirsiniz. Ama bizim yeni paylaştıklarımızı Gridbot üzerinden yeni grid botlarımızı burada grid bot paketini alanlar ücretsiz bütün bu eklenenleri zamanla kullanacaklar. Burada listeye arada güncel şeyler geliyor mu diye kontrol etmenizi öneririm. Zero şu an en güncel olanı. Diğerlerinin de mesela tarihleri bakın yanında yazar. Burada güncel stratejiyi kullanıcı stratejilerine kopyalayla kopyalayıp yeni bir isim verebilirsiniz. Gridbot Zero burada şu an yoktu benim mesela kullanıcı stratejilerimin içinde. Bakın burada yok ama şimdi ne yapacağız? Algo Pazar yerinden bunu Gridbot Zero'yu kullanıcı stratejilerine kopyala diyeceğiz. Diyeceğiz burada Gridbot Zero farklı bir isimde olması önemli bizde. Tek derdimiz bu Gridbot Zero eklendi. Yeni stratejiler geldikçe buradan indirebilir. Yeni paketler, versiyonları da güncellenmiş hallerini de kullanabilirsiniz. Şimdi Kullanıcı stratejilerinde favorileri kaldıralım. Gridbot Zero'yu favoriler alalım. Kalabalık yaratmasın diye diğerlerini kapatıyorum. Gridbot Zero şu an en üstte gördüğünüz gibi. Açıklamaları da var. Onu Algo Kütüphanesi'nden de izleyebilir. Buradan da bakabilirsiniz ama bu video zaten onların genel bir hatta detaylı bir anlatımı olacak. Çalıştır diyoruz her zamanki gibi. Çalıştır dediğimizde karşımıza önce sembolü soruyor. Türk Hava Yolları üzerinde yapmaya çalışalım. Hazır grafikte onda açıkken. Türk Hava Yolları'nda yine spot gridde olduğu gibi burada spot ve vadeli gridimiz var. Spot gridde olduğu gibi her şeyde bu arada şu soru da geliyor. Endekste, vadeli endekste de kullanabilir miyiz? Evet. Biliyorsunuz grid bot zero nerede? Yok. Nötral. Yani yatay trendde yok. Spot'ta yükselen kullanılabiliyor. Vadeli de hem yükselen hem düşen kullanılabiliyor. Spot üzerinden Yükselini göstereyim. Aritmetik geometri artık biliyoruz zaten. Türk Yolları'nda mesela alt sınırımız 290 olsun, üst sınırımızda 315 olsun. Bu aralıkta tahmini bir sınır, benim belirlediğim bir sınır. Fiyat da şu an güncel olarak 302 buçuklarda. Her 1 lirada grid eklensin. Onun için grid sayısına ben e, ne var burada aralarında? 25 dilim var. 25 diyorum her birinde bir lotluk bir işlem yapsın. Bu örnek teşkil ediyor zaten. Boşluk bırakılacak grid sayısı diyor. Eğer isterseniz Gridbot Gap videosunu inceleyip oradan bu noktaya dikkat edebilirsiniz. Yani her aldığını kaç kademe, kaç grid yukarı yazsın. Biz burada her birini 1 lira o gibi belirledik. Çünkü 25 lira fark var ve 25 aralık 25 grid yaptık. Her birinde 1 liralık aralıklar olacak. Boşluk bırakılacak grid sayısını 3 yaparsam her aldığını 3 lira yukarıya yazacak. Yani 3 grid aslında. Ama burada birerleri olduğu için 3 grid yukarı yazacak. Buna dikkat. Zaten artık bu başlangıç saatini biliyoruz. Bunun önemini biliyoruz. Lütfen farklı farklı gridlerde farklı saatler belirlemeye çalışın ve bu saatten önce mutlaka IQ'nuzu açıp bağlayıp Grid botu tekrar buradaki play tuşuyla devam ettirmeye çalışın. Bu hatırlatmalarımızı yapalım. Stop lossları artık girmiyorum uzatmamak adına. Komisyon oranı eğer kar al ve, ve düzgün karı görüntülemek istiyorsanız girmenizde fayda var kendi komisyon oranınızı. Ve buradan evet dediğimde ne oluyor? Şu şekilde bir yandan ileri de diyelim. Grafikte göster diyorum Türk Hava Yolları'nı. Bitir dediğimde hesaba bağlı olduğunda şimdi bakıyoruz. Grafik üzerinde Türk Hava Yolları'nda emirlerimi açacak. Rapor penceresi gelecek karşıma. Al emirleri yollayacak önce. Gerçekleştikçe de şimdi ilk başta bakın Gridbot Zero'da ne olmayacak? Biz bir aralık belirledik 315'e kadar. Ama emirlerimiz dikkat ederseniz hatta şu emirleri göster diyelim beraber. Evet bakın fiyatın altındaki gridlerde fiyat 302.5, 301'deki gridde başlıyor. 301 ve altındaki sayılarda burada ne yapıyoruz? Al emirlerimiz gerçekleşiyor. Farkı ne? Yukarıdan aşağıya 315'ten aslında 300 işte 290'a kadar al emirleri yazılırdı ve fiyatın üstündeki emirler hemen gerçekleşirdi. Burada bir alt gridde beklemeye başlıyor ve bekledikten sonra gerçekleşirse 301'e düşerse yani biz burada pozisyonsuz, malsız başlıyoruz. Bakın hiçbir al emrimiz tetiklenmedi. Şimdi bu gridi iptal edelim. Bu başlattığımız yeni gridimizi iptal edelim şöyle. Aradaki farkı daha net anlatmak adına aynı hesapla aynı aralıkta spot grid kullanmak istiyorum ben ve aradaki farkı gözlemlemek istiyorum. Strateji listesine giriyorum. Normal spot grid grid bot V5 diye baktığımızda burada ben V6'sı çıktı ama bunu güncellememişim buradakini mesela Türk Hava Yolları'nı aynı aralıkta yine yükselen trend spot alt sınırı yine aynı 290 25 grid ve grid başı pozisyon sayısı 1'di. Diğerleri çok önemli değil. Burada tüm kademelere bu aralıktaki yeni versiyon olduğunu bakın uyarıyor. İsterseniz ama devam et deyip kullanabiliyorsunuz. Kapatalım ekranları. Ekranda görelim emirleri şimdi biz. Ne yapıyor bakın. 315'ten 290'a kadar tüm kademe, kademelere al emri atıyor. Ve gerçekleşen kademelerin hemen birer üstüne de sonrasında sat emri atıyor. Yani şu anda biz bakın bu kadar grid şuradaki sat emri kadar grid mal aldık. Pozisyonla başlıyoruz. Zero'da sıfır pozisyon. O yüzden adı zero. Sıfır pozisyonla başlanıyor. Yani yukarıda ne yok? Bu bölümde tekrar gösterelim isterseniz onu. Tekrar baştan alalım. Gridbot zero'yu tekrar yapalım ki iyice otursun istiyorum. Çünkü hala dediğim gibi bununla ilgili sorular geliyor. Neden pozisyonla başlıyor ki diyor. Çünkü normal gridbot böyle. Öyle pozisyonsuz başlamak isteyenler gridbot zero'yu kullanabilir hiç pozisyon olmayacak. Yine Türk Hava Yolları diyoruz. Aradaki farkı çok daha net göreceğiz şimdi. Yine aynı 290 ile 315 arası. Grid sayısı 25 tane. Her birinde bir boşluk bırakılacak grid. Şu an hiç onlara girmeyelim. Normal istediğiniz kadar yukarıya yazabiliyorsunuz dediğim gibi. Evet bitir dediğimde ekran daha net bir şekilde sanırım size anlatacaktır. Bakın yukarıda kırmızıları görmeyeceğiz. Allar sadece aşağıda pasifte kalacak. Böylece baştan hiç pozisyona girmeyecek. 301'de alışımız var. Yani burada ne olacak? Biz hiç mal almadan başlayacağız olaya. Eğer düşerse ve sonra tekrar toparlarsa düştükçe her düşen aldığı gridi bir üst gride satış yazacak. Ama biz burada bir belirlediğimiz için boşluğu arttırırsak 2, 3, 4 grid yukarıda yazabilir. 315'e kadar devam edecek. Eğer bu 303'ü geçerse hemen 302'ye bir tane al koyacak. Aşağıya doğru gevşerse fiyat tekrar buraları almaya başlarsa yukarıya koyacak. Şu an bizim elimizde hiç Türk Hava Yolları pozisyonu yok. Tek bir lot dahi yok. Gridbot Zero'nun olayı bu. Sıfır pozisyonla başlıyor. Düşmesini bekliyoruz. Sürekli yükselirse ne olur? Sürekli 315'e kadar altlara yavaş yavaş al gridlerini yerleştirmeye başlar fiyat yükseldikçe. Ama gevşeyip tekrar içeri girer oradan sonra yükselirse işte o dalgalanmalarda biz burada para kazanıyoruz. Yani en baştan hiç pozisyonla başlamak istemeyip de düşerse alsın hemen sonra aldıklarını yukarıya yazsın gridi bu grid bot zero tam olarak bu belirlediğiniz aralıkta. Yükseldikçe de buradaki al emirlerini o da yükseltiyor yukarıya doğru. Böyle bir geliştirme. Bu bizden çok istenen bir şeydi. Planlarımız dahilindeydi. Gelen talepler yoğunluğu dolayısıyla biraz daha öne aldık GridBot Zero'yu. Ee, aslında bizim zaten yayınlayacağımız bir sistemdi. Böylece ilk baştan malla başlamamış oluyorsunuz. Lütfen uyarı bölümünü 6. videoyu her seferinde hatırlatıyorum. incelemeye bakmaya çalışın. Yeni grid paketlerimiz gelecek geldikçe video açıklamalarında ben sizlere yapmaya çalışacağım. Ardından da sizler de Gridbot paketine sahip olan herkes de o paket dahilinde tüm gridleri kullanabilecek. Sürekli ekliyoruz gördüğünüz gibi. Hepinize bol kazançlar.